Telefondan görüşüyorduk işte. Görüşme esnasında bankamatiğin önündeyim dedi. Özetini söyle. Orada silah sesi gibi bir şey duydum ben. Ziya Sarpkaya henüz 27 yaşındaydı. Tuzla Piyade Okulu'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevlendirildi. Saat 11.30 sularında sivil bir şekilde bankaya gitmek üzere yola çıkmıştı. Fakat hainler peşindeydi. Bankamatiğin önündeyim dedi. Özetini söyle. 2 yıllık uzman çavuş olan Sarpkaya, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine geldiğinde hain eller tetiğe bastı. Arkasından yaklaşan bir kişi Sarpkaya'nın başına iki el ateş etti ve kaçtı. Orada silah sesi gibi bir şey duydum ben. Kanlar içindeki genç asker ağır yaralı halde vatandaşlar tarafından bir kamyonetle hastaneye kaldırıldı. Oradan da helikopterle Hakkari'ye sevk edildi. Fakat kurtarılamadı ve öğle saatlerinde şehit düştü. Saldırının ardından ilçede büyük çapta bir operasyon başlatıldı. Şehir merkezi ve çevresinde askeri helikopterler keşif uçuşu yaparken özel harekat timleri ve askeri zırhlı araçlarsa saldıranların kaçtıkları sanılan noktalara yönlendirildi. Operasyon sırasında Beşevler Mahallesi'nde çatışma çıktı. Olay sonrasında Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Saldırıyı insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler tarafından işlenen bir cinayet olarak nitelendiren silahlı kuvvetler, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit uzman çavuşun sosyal medya hesabında paylaştığı mesajsa yürekleri dağladı. Mesajında askerlerin maaşını sorgulayanlara sesleniyordu genç uzman çavuş. İzinlerin iptal olduğunu söylüyor ve uçak bileti yandı. Düğüne gidemiyoruz, ölümden değil korkumuz. Sevdiklerimiz, hasretidir özlemlerimiz diyordu. Şehit baba ocağı Bolu'daysa yas vardı. Kahreden ayrıntıyı babası açıkladı. Oğlunun telefonda görüştükleri sırada saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Dairenin içi vardı dedi. Postanede onu gördük. Bankamatikten para alıp döneceğiz dedi. Ve o ara birisi bir şey sordu ona. Duyduğum, ben dedi astsubayım dedi. O kadar o ara bir silah sesi duydum. Ben ses kesildi. Babası ilk başta ne olduğunu anlamamıştı. Sonrasında internetten almıştı acı haberi. İnternette gördüm. Şemdinli haberde. Kırıldı. Bu kadar.